Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, afiyeti hepimizin üzerine olsun kıymetli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Bugün Ramazan Sohbetleri programında Mersin Yenişehir ilçe müftümüz Seyfullah Haruk hocamla beraberiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam, iyisiniz Elhamdülillah, hocam? İyiyiz hamdolsun, sağ olun. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Çok değerli Allah vakitlerinizi versin. bize ayırdınız hocam. Estağfurullah, İş estağfurullah. saatinizi bize ayırdınız. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden Mustafa Bey. Kıymetli hocam, Ramazan ve ahiret bilincini konuşmak isteriz. Ramazan-ı Şerif içerisinde bize neler hatırlatır Ramazan ve ahiret bilinci? Evet, ben sözlerime başlamadan önce öncelikle bizleri şu anda ekranlarında izlemekte olan ve daha sonra izleyecek olan tüm saygıdeğer seyircilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tuttukları oruçları, kıldıkları namazlarını, teravih namazlarını, hayır hasenatlarını dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Amin. Ve yaptıkları hasbihane yaptıkları bu güzellikler vesilesiyle Rabbim bizleri tüm seyircilerimizle birlikte cennet-i alada buluştursun diyorum. Amin, amin. Ve İnşallah hocam. Şu Ramazan ayı içerisinde çıkarken analarımızdan doğduğumuz günkü gibi bir amel defteriyle çıkmayı ve duaları kabul edilmiş, amin, duaların kabul edilmesi neticesinde dünyada ve özellikle İslam aleminde huzur ve kardeşliğin amin tesis edildiği, sükunet, özellikle şu anda 5 aydır, aslında 5 aydır değil, yani yıllardan ve 80 yıldır da son 5 aydır Filistin'deki yaşanan o vahşet bitmiş olsun. Ve böylece inşallah bu güzelliklerin huzuruyla bayrama kavuştursun Rabbim. İnşallah. Cümlemiz amin, inşallah. Amin hocam. Allah razı olsun. Şimdi Mustafa Bey, bizler hakikaten Ramazan ayı bizim için çok değerli, çok kıymetli bir ay. Yani Rabbim bizlere tekrar Ramazan ayına eriştirdiği için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Ramazan ayı ve içerisindeki ibadetler her ne kadar bizim için görünüşte zor, sıkıntı gibi gelse de aslında bizim için çok önemli bir ilahi rahmettir. Kesinlikle. Yani zorluğu nasıl yani? Zorluğu işte yemekten içmekten uzak duracaksın. Sigara bağımlısı olan kardeşlerimiz sigaradan uzak duracaklar. Daha başka bağımlı olan, yanlış şeylere, kötü şeylere bağımlı olan kardeşlerimiz bu Ramazan vesilesiyle, oruç vesilesiyle uzak duracaklar. Bu haliyle eğitilmemiş, iman terbiyesinden geçmemiş, günahlarla azdırılmış olan nefse ağır gelen şeyler. Ama nefsi dizginleyip kontrolü altına alan bir kul için ise Ramazan ayı, ibadet, oruç, teheccüd namazı, sahur, efendim haramlardan uzak kalmak. Haramlardan derken işte bunun başında ne geliyor? Alkol ve sigara geliyor. Harama bakmak geliyor. Yani haramın her türlüsünden uzak durmak aslında maneviyatı yüksek, takvada mesafe kat etmiş, gerçekten ibadet bilinciyle Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışan bir kul için bunların hepsi birer rahmettir, İnşallah. Güzelliktir. Rabbim hepimize, herkese bu güzelliği nasip eylesin. Amin. Ramazan deyince aklımıza ilk gelen şey nefis terbiyesi. Çok güzel hocam. Nefis eğitimi, öyle değil mi? Evet, evet hocam. Çok yani güzel. İşte biz İslam alemi olarak oruç tutan Müslüman kardeşler olarak Rabbimizin emrine itaat edip işte sabah ezanı parolasıyla yeme içmeyi her şeyi bitiriyoruz. Ve akşam ezanı parolasıyla da artık bitti, yasak bitti dercesine ezanla birlikte de önümüzde her türlü yiyecekler, içecekler, canımızın o kadar çekmesine rağmen o kadar açız, mesela susuzuz. Yani yemek için sabırsızlanmamıza rağmen elimizi uzatıp da bardağa bir yudum su alamıyoruz. Ve bir parolayla o yasak bitiyor. Aslında bu görünüşte yani bir oruç da olsa hikmet itibariyle Rabbimizin emrine teslimiyetin bir adıdır bu. Yani bir parolayla teslim oluyorsun, diğer parolayla o parola şey işte o teslimiyet bitiyor, o an için bitiyor. Tıpkı namaz gibi biz iftitaha tekbir alıp Allahu Ekber dediğimiz zaman artık dünya kelime konuşma, sağa sola bakma, zihinsel olarak bile, değil mi? Evet. Zihinsel olarak bile bir şeylerle meşgul olma gibi şeylerden aslında soyutlanıyoruz. Soyutlanmamız gerekiyor. Aynen, aynen. Çünkü sen bir huzura çıkıyorsun, hem de öyle bir huzur ki yani alemlerin, Rabbinin huzuruna çıkıyorsun, bir makama çıkıyorsun. Anladım. Yani
seni kul olarak makamına, huzuruna kabul ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Öyle değil mi? Evet. Ve bu ikramdır ve namaz kılmak suretiyle biz Rabbimize onu ne kadar çok sevdiğimizi fiili olarak göstermiş ve ispatlamış oluyoruz. İşte oruç da aslında aynen böyledir. Yani Allahu Ekber dediğimiz zaman namaza giriyoruz, selam verene kadar bir disiplin içerisinde, değil mi? Evet, evet. Hayatımızdaki özgürlüğümüzü kısıtlıyoruz. Yani normal serbest hareket etmekten falan kendimizi tamamen uzaklaştırıp Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sallu kema ra'aytumuni usalli, benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de namazınızı öyle kılınız emri gereği, işte namaz içerisinde bir disiplin içerisinde huzura duruyoruz. Hmm. Aslında oruç da işte o parolayla veya işte o talimatla, ezanla giriyoruz. Yemeği yiyemezsin, içemezsin, haram konuşamazsın, yalan konuşamazsın, harama bakamazsın, haram işleyemezsin, hile yapamazsın, kumar oynayamazsın. Çok güzel. Çünkü sen artık o vakitten itibaren, yani sahur vaktinden itibaren, daha doğrusu sabah ezanından itibaren akşam ezanı bitinceye kadar nasıl bir Müslüman namaz içerisindeyse, Allah'ın huzurundaysa, oruçlu olan bir insan da aslında Allah'ın huzurundadır. Çok güzel. Yani emre itaat etmişsin. Evet. Her ne kadar biz onu Rabbimizi görmüyoruz ama Rabbimiz bizi görüyor. Hani meşhur hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu, eğer size birisi sövse, size dalatsa, kavga etmek istese, diyor ki فَقُلْ لَهُ اللّٰهُمَ اِنِّي سَائِمْ. Git kardeşim, güzel kardeşim, işine bak ya. Bak ben orucuyum. Ben yani şu anda ben ibadet halindeyim. Rabbimle baş başayım. Yani seninle bu kadar basit meseleden dolayı kavga edip de böyle şeylerle uğraşacak durumda değilim. Demekle aslında biz Rabbimizin huzurunda olduğumuzun bir göstergesini veya işte olduğumuzun farkında olduğumuzu göstermiş oluyoruz karşı tarafa. Dolayısıyla Ramazan orucu vesilesiyle biz aynı zamanda Mustafa Bey, Cenab-ı Hakk'ın bize emanet etmiş olduğu bedenimizi bu oruç aracılığıyla bir yenilemiş oluyoruz. Evet. Yani bir aylık bir bakıma giriyoruz. Sünen midemiz toparlanıyor. Düşünün şimdi bak. Sünen midemiz bir yıl 11 ay boyunca sünen, genişleyerek sünen, sarkan midemizi toparlıyoruz. Böbreklerimiz yani gün içerisinde herhangi bir şey gitmediği zaman dinleniyor, istirahat ediyor, o kendini bir yeniliyor. Kalbimiz yediğimiz, çok aşırı yediğimiz şeyleri sindirmek için işte kan basıncı yap, daha fazla basınç yapmak için kalbimiz çok fazla çalışmıyor, o dinleniyor, ciğerlerimiz dinleniyor. Yani bütün azalarımız, aklınıza gelebilecek her bütün organlarımız oruç vesilesiyle adeta bir bakıma giriyor. Evet. Ve böylece Cenab-ı Hak bize aslında diyor ki kulum ben seni senden daha çok seviyorum. Oruç tut, hani sumu tasahhu, oruç tutun sağlık bulun, huzur bulun diyor ya. Evet. Onun gibi aslında oruç bir yerde bizim maddi anlamda da bedenimizi yenilememiz, maneviyatımızı güçlendirmemiz için Cenab-ı Hakk'ın bize sunduğu bir lütuftur. Mesela oruçlu olan bir insan harama bakamaz. Aynen öyle. Yani harama bakamaz, haram dinleyemez. Çünkü oruç sadece yemekten, içmekten, kesilmekten ibaret bir ibadet değil bu. Öyle değil mi? Evet, evet. Yani men lem yeda kavle zur. Men lem yeda kavle zur. Kim yani yalan sözü, iftirayı bırakmazsa, orucu açlıktan ibaret, susuzluktan ibaret görürse Allah'ın böyle bir ibadete ihtiyacı yok. İhtiyacı yok. Diyor yani. Hadis-i şeriflerde. Ve onun orucu diyor açlıktan ve ibaret, susuzluktan ibaret diyor. Oruç tutanların vay haline, yazıklar olsun diyor. Dolayısıyla oruç yani uyumakla tutulacak bir ibadet değil. Ondan sonra oturdu, canım sıkılıyor ya, zaman işte zamanı geçiremiyoruz. Otur hadi şuradan bir iki bir okey atalım, tavla atalım, kumar oynayalım. Yani şunu yap. Yok. Sen ibadet halindesin ya. Evet, Allah'ın evet. Allah'la baş başasın sen. Boşuna aç kalma yani. Yani aynen öyle. Dolayısıyla bu ay içerisinde biz orucumuzu tutarken 5 vakit namazımızı eksiksiz kılacağız. Hem de ya bu ay ben özellikle seyircilerimizden rica ediyorum. Bu ay bütün namazlarımızı yani mümkünse, ki değilse de zorlayalım şartlarımızı. Esnaf olur, çalışan olur, yani zamanı müsait olmayanlar olur.
Yani camiye gidemeyecek olanlar, onlara bir şey diyemiyorum ama imkanlarımızı zorlayalım. 5 vakit namazımızı hiç olmazsa şu Ramazan ayında Çok güzel olmuş. cemaatle camide kılalım. İnşallah. Cemaatle namaz kılmanın huzurunu, İnşallah. sevabını, mükafatını alalım. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifindeki buyurduğu Salatul cemaati hayrun min salatil fezzi bi seb'in ve işirine derece. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 kat daha diyor. 27 derece daha Sevap. sevaptır diyor Tabii. yani. Ki sadece biz sevap almak için gitmiyoruz camiye. Biz yani sevap kazanma peşinde değiliz. Biz camiye giderken orada kardeşler olarak aynı safta duracağız. Ondan sonra toplu olarak namaz kılacağız. Mahşer gününün Allah'ın huzurunda saf saf olup Bravo. bütün makamları, rütbeleri bir tarafa, servetleri bir tarafa atmış Allah'a kul olduğumuzu farkında durarak mahşer gününün provasını yapmış olacağız. Yani hazırlık yapacağız. İnşallah. Ve dolayısıyla cemaatle namaz kılma noktasında özel gayretimiz olsun. Teravih namazlarını özellikle akşam çocuklarımızla Çok beraber. güzel hocam. Yani çok önemli Mustafa Bey. Çok güzel. Bugün Aynen. hani büyükler olarak bizler bugün camiye gidiyoruz, namazlarımızı falan kılıyoruz. Allah kabul etsin. İşte orucumuzu tutuyoruz, cumaya gidiyoruz, taziye gidiyoruz. Eyvallah. Ama ya bizden sonra hayatı devam ettirecek, bizim kendilerine şu anda sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerimizi bizden sonra daha güçlü yürütmesi gereken çocuklarımıza biz bu noktada işte camilere götürmek suretiyle, oruç tutturmak suretiyle, evde ilmi sohbetler yapmak suretiyle, sahura kaldırmak suretiyle, ne bileyim evimize iftar açmak için fakir fukaraya davet edip evimizde imkanlar nispetinde 3 kişi olur, 5 kişi olur, 10 kişi olur, 20 kişi olur, 1 kişi olur. He? Evet. Böyle yapmak suretiyle biz aslında çocuklarımıza bir eğitim vermek zorundayız. Evet. Onları taziyelere götürmek, cumalara götürmek, akşam teravihe götürmek, sahura kaldırmak gibi güzelliklerle biz namaz yani oruç vesilesiyle bakın bir sürü şey ortaya çıktı görüyor musunuz? Hocam çocuklar demişken çocukların ön safta namaza durmasını bazı Arapça konuşarak bir amca, yaşlı bir amca Evet. haram dedi bana dedi. Çocuk ön safta namaza durursa ben burada cuma namazını kılamayacağım dedi. Ben de Arapça dilimin döndüğünce amca bunlar öğreniyor. Namazı öğreniyor, camiyi öğreniyor dedim. Çocuklara karşı yaşlı amcalarımız biraz sabır Biliyorum. Sıkıntıyı ne biliyorum Mustafa söylerdik? Bey. Din hizmetlerinin sahada olan bir ismisiniz hocam. Estağfurullah. İdarecisiniz, yöneticisiniz. Şimdi Allah o amcayı ve o amca gibileri ıslah etsin öncelikle. Rabbim akıl fikir versin, basiret feraset versin. Ben şahsen Mustafa Bey, tamam sünnet olan bir şey var. Yani diyor ki Sıra işte var. Önce bir erkekler. sıralama var. Ama Son. ben bugünümüz itibariyle bir Müslüman olarak bir çocuğun benden daha önce birinci safa layık olduğunu düşünüyorum. Ya benim bir sürü günahlarım var ya. Bir kul Estağfurullah. olarak benim hakikaten bir sürü günahlarım Hep var. Yani öyleyiz hocam. Rabbim bizi affetsin. Amin. Bir sürü Amin. günahlarımız var ama Amin. ya benim, senin ya da bir camiye gelen bir kardeşimizin getirdiği o çocuk var ya, 5 Ya, yaşında, o ya, 7 ya. yaşında o çocuk vallahi günahı yok. Sıfır. Sıfır günah ya. Ve o çocuk Allah katında benden 1000 kat yani daha fazla değerlidir. Allah katında daha kıymetlidir. Dolayısıyla ben o çocuğa yani sen geri çekil ben burada duracağım demekten ben haya ederim. Allah Yani razı böyle bir olsun. şey olamaz yani. Allah razı Mümkün olsun. değil. Onun için biz Ki hocalarımıza da namazı da olurdu hocam. Cuma namazı da veya herhangi bir farz namazı da. Çocuklar önde de olsa onun namazı da olurdu. olur tabii ki. Olur tabii ki. Sadece burada belki dikkat edilmesi gereken en önemli konu hemen imamın arkasına duracak 2-3 kişi var ya. Evet. Yani onların namaz kıldırabilecek donanımda birilerinin olması çok önemli. Öyleydi hocam. Ama Namazı ben kıldırdım. Benim arkamda da müezzin Evet, hocamız yani kıldı. ama onun dışında ya oraya kimin geldiği yani orası fazileti en fazla olan yani cemaatle namaz kılındığında faziletin en yüksek olduğu en çok olduğu yer birinci saftır. Kim önce davranırsa o oranın faziletinden nasiplenir. Yoksa önce gelen bir insana sen çocuksun geriye gitmelisin deme hakkına biz sahip değiliz. O Bu camide de vebaldir. çocuk çok fazla hocam. Allah razı Yani olsun hocalarımızdan. ne kadar güzel. Çocuklara çikolata dağıtıyorlar, Allah razı şeker olsun. dağıtıyorlar. Allah razı O olsun. camide de çocuk Ben çok fazlaydı. konu açılmışken o zaman burada ben bir şey anlatayım Mustafa Bey. Çok Lütfen kısa bir şey hocam. söyleyeyim. Ben yıllarca bir cezaevinde çalıştım. Mahkumlara ders verdim. Cezaevi vaizi olarak Ceza galiba vaizi hocam. olarak. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığımızın. Başkanlığımızda, Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı olarak ben ceza vaizi unvanıyla bir cezaevimizde 7,5 yıl ben cezaevinde mahkumlara ders verdim. Büyük bir zevkle hem de.
Orada işte oturduk böyle mahkum kardeşlerimizle oturup konuşurken oradan birisi bana sor dedi. Hocam nerelisin? İşte söyleyelim, bir sıkıntı yok. Niğdeliyim dedim. Bana dedi ki hocam falanca kişi tanıyor musun dedi. İşte bir falanca birisi var, tanıyor musun falanca köyde? Böyle düşündüm. Yok dedim, tanımıyorum. Sonra o mahkum kardeşimiz öyle çok ağır sözlerle, öyle küfürlerle o kişiden bahsetti. Sonra dedim ki hayırdır ne dedim, yani seni bu kadar kızdıran, o adama karşı dedim, bu kadar öfkelendiren şey ne? Niye dedim bu kadar böyle öfkelisin o adama karşı? Dedi ki hocam ben dedi çocukken camiye gidiyordum. O amca dedi işte o kişi benim elimden tuttu, enseme vurdu. Yani affedersiniz hani köylerde kullanılan bir tabirle, çirkin bir tabirle işte böyle beni dedi camiden kovdu. O camiden kovduktan sonra o günden bu anıma kadar dedi ben bir suç makinesi oldum. Camiden dedi nefret eden birisi oldum. Cemaatten, Müslümandan, namaz kılandan, dinden, imandan nefret eden bir adam oldum. Ve dedi hayatım boyunca dedi işlemediğim suç kalmadı ve bilmem işte geçmiş gün 18 yıldır dedi cezaevinde yatıyorum dedi ya. Ve dedim şu kadar daha cezam var. Yani şimdi ben cemaate gittiğim yerlerde ben bu örneği anlatırım. Derim ki ya bir insanın arkanızdan bu şekilde küfretmesini ya da küfretmesini bırakın. Lanet Bir okumasını insanı bırakıyor. kaybetmek yani ne kadar öyle doğru bir şey olabilir? Ya sen bir insanı kaybediyorsun Allah ya. muhafaza. Aynen hocam, aynen. Sonra biz o kardeşimize telkinde bulunduk tabii. Yani anlattık, durumu izah ettik falan. Ama sonuçta onun bu halde olmasına sebep olan bir adam var. O adam sen olma. O Ateş, adam sen olma yani. ateşe oğlum taşıma. Yani. Bir insanı kaybetmeye, camiye, dine, nefret kusan birisi olmasına sen sebep olma. Eğer bu camide çocuk çok diye rahatsız oluyorsan ya hiç camiye gelme Ya başka ya da camiye. başka bir camiye git. Ben cemaatime her zaman gittiğim yerlerde bunu söylüyorum yani. Dolayısıyla Mustafa Bey, bizim dinimiz sevgi dinidir, kardeşlik dinidir, insan kazanma dinidir. İnsanların eksiğine, kusuruna, hatasına, yanlışına ne bileyim işte bakıp da öteleme, dışlama dini vallahi değildir. İşte Ramazan çok güzel bir fırsat oluyor hocam. Çocuğun Aynen camiye öyle. alışmasında, Aynen ailenin öyle. camiye gelmesinde çok güzel bir Aynen fırsat öyle. oluyor. Ve şimdi bu Ramazan'da yani bu amcalar falan böyle sözlerine de itibar etmeden cahildir, akla ermiyor diyeceğiz. Ya yaşlanmış falan diyeceğiz. Ona da böyle kırmadan, incitmeden o pek konuşularak, ikna ederekten bunlara rağmen çocuklarımızla camiye gelmemiz lazım. O çocukları sevdirmemiz lazım. Yani dedim ya Ramazan ayı aslında bizim çocuklarımıza Ramazan kültürünü aşılamamız, sahur, iftar, ondan sonra bu bilinci, bu değerleri öğretmemiz için çok önemli bir fırsat bu. Uçağına ermese de oruç tutturalım mı hocam Yani ya çocuklara? şimdi Bir saat, 2 saat. çocuğa şimdi mesela biz hani bu 3 aylarda vesilesiyle oruç tutuyoruz. Akşam ben eve vardığım zaman siz de tanıyorsunuz. Allah Bizim bağışlasın. oğlumuz var 4,5 Allah yaşında. bağışlasın hocam. Baba ben orucum diyorum. Ben orucum deyince akşam ezanla mesela yarım saat, bir saat kalıyor. Diyor ki baba ezan okununcaya kadar ben de oruç Ben tutmak de istiyorum. oruçluyum. Maşallah. Aferin oğlum diyorum. Hocam. Motive ediyoruz. Hatta hediye vermeye çalışıyorum. Aferin bak diyorum, bir saat sen oruç tuttun. Yani çocuğun yaşına göre, seviyesine Çok güzel. göre yani yeri gelir bir saat, yeri gelir bir gün, yeri gelir yarım gün onların oruç tutmalarını yani oruç kültürünü, oruç bilincini, bir ibadet olduğunu ve bak oğlum biz önümüzde her şey olmasına rağmen yemiyoruz, içmiyoruz. Bak bunları bulamayan nice böyle kardeşlerimiz, çocuklar var. İşte Filistin var, Afrika var, ha? Evet, Doğu evet, evet, Türkistan var, evet. Suriye var. Şu koliyi beraber teslim edelim. Gibi mesela Mesela. şeylerle o çocukların eğitimini yani böyle fiili uygulamaları eğitimini yapmak suretiyle o çocuklarımızı eğitmemiz lazım. İnşallah hocam, inşallah. Mustafa Bey yani Ramazan konusunda konuşulacak o kadar çok güzel şeyler var ki yani hangi birini konuşacağız yani. Ama tek yapmamız gereken şey şu. Orucumuzu tutalım. Ne olursa olsun şeytana, nefsimize uymadan orucumuzu tutalım. 5 vakit namazımızı kılalım. Yani sadece teravih kılmakla olmuyor bu iş. Ya teravih kılmak sünnettir. He? Güzel, çok Peygamberimiz güzel yani hocam, çok kılmadığın güzel. zaman günahı yok en azından. Kıldığın zaman sevabı çok büyük. Ama 5 vakit namaz Allah'ın bize emrettiği. Farzdır. Yani emrettiği derken Allah'ın bize muhtaç olduğundan dolayı emrettiği bir şey değil. Bilakis kulum yani 5 vakit namazını kılarsam ben seni kurtaracağım, günahlarını affedeceğim. 5 vakit namazını kılarsam sana daha çok rahmetimi göndereceğim dediği ibadeti yani bizim kendi çıkarımız için maddi ve manevi.
çıkarlarımız için Rabbimizin bize emrettiği. Düşün, kendi ya Allah neye muhtaç olabilir ki? Haşa. Evet. Bu ibadeti kılalım. Yani 5 vakit namazımızı kılalım. Kılmadığımızda günaha giriyoruz. Kılmadığımız zaman zaten ister kasten kılma, ister yani kasıtsız kılma, her türlü günah. Ha. Ama şimdi kasten ya ne namazı be bu devirde, öyle şey mi olur dediğin zaman Allah korusun küfre kadar gider. İmanını tazelemen gerekir. Evet. İmanını tazelemen gerekir. Allah muhafaza. Güzel, güzel. Yani 5 vakit namazın ayrıca mazereti yok, biliyorsunuz. Yani oruç tutmayan bir insanın sağlığı sıhhati yerinde olmaz, yolcu olur, öyle değil mi? Evet. Kadınların özel halleri olur. Bugünlerde, bu zamanlarda oruçlarını tutmazlar. Eğer iyileşme imkanı yoksa fidyesini verir. 130 liradan en az. Ondan sonra eğer kadın özel hallerinde ya da geçici bir hastalık vesilesiyle oruçlarını tutamıyorsa daha sonra ilerleyen zamanlarda kaza etmek zorundadır. Ama 5 vakit namazın, hasta bile olsan, yatarak bile olsan ima ile o namazı kılmak zorundasın. Çok güzel. Yani evet. Meşhur bir söz var ya, hani denize düşsen, hani bir benzetme güzel bir şey. Yani olayın ciddiyetini gösterme açısından güzel bir şey. Diyor ki denize düşsen, bir tahta bulsan, onun üzerinde diyor secde ederek namazını kılacaksın diye İmam Gazali yatvan zannediyorum söylenen bir söz bu. Evet. Şimdi Mustafa Bey, bizim Ramazan ayı bu kadar önemli. Yani Ramazan ahirete de bizi hazırlıyor. Oraya da değineceğiz. Şimdi Ramazan ayı münasebetiyle aynı zamanda biz teravih namazlarıyla, 5 vakit namazlarımızla camide bizim yani malımızın, mülkümüzün, makamımızın hiç kıymetinin olmadığını göstererek aynı safta toplu vaziyette kardeşler olduğumuzun bir de ne yapıyoruz? Biz provasını yapmış oluyoruz. Çok sağ ol. Camide toplanıyoruz. Öyle değil mi? Aynı Kabe'deki gibi. Yani işte kardeşlerimiz namazlardan sonra İşte bir şeyler ikram ediyorlar. Allah razı olsun. Aynen Kabe'deki gibi, dediğiniz gibi. Dolayısıyla Ramazan ayı dolu dolu geçirilmesi gereken bir aydır. Burada çok önemli bir husus daha var. Ramazan ayını Ramazan yapan en önemli değer nedir? Kur'an'dır. Kur'an Ramazan ayında indirildiği için Ramazan ayı olmuş. Yani 11 ayın sultanı olmuş. Öyle değil mi? Evet. Şehr Ramazan. Şehr Ramazan ellezî unzile fihil Kur'anu. Yani içerisinde Kur'an indirilen ay Ramazan ayı. Ramazan ayıdır diyor. Yani dolayısıyla Kur'an'la kim hemhal olursa Ramazan ayının 11 ayın sultan olması gibi ümmetin, insanlığın sultanı olur. Çok güzel olur. Onun için Ramazan ayında, yani sadece Ramazan ayında değil, yani ömrümüzün her anında, her zamanında Kur'an'ı çok okumamız lazım. Çok güzel. 5 vakit namazımızı, ibadetlerimizi, hayır hasenatımızı sadece Ramazan ayında değil. Ramazan ayı 11 ay boyunca yani yıpranmış, rehavete düştüğümüz ya da ne bileyim işte artık zevkini kaybetmek üzere olduğumuz ya da dalgınlığa gelip bazı şeyleri terk ettiğimiz güzellikleri yeniden kazanmanın aslında bir başlangıç noktasıdır. Her yıl yeniliyoruz biz bunu. Evet. Yani bu ne demektir? Ramazan'da başladığın bütün güzelliklere, terk ettiğin bütün haramları çok güzel. Şeyden Ramazan'dan sonra da devam ettireceksin. Sultan olmaya devam et. Gönüllerin sultanı. Aynen öyle. Yani ben Ramazan ayında Kur'an'ımı okuyayım da Ramazan bittikten sonra Kur'an'ı... Yok, öyle değil. Evet. Yani Ramazan ayında daha çok okuyacaksın. Çünkü yani Ramazan ayından önceki yıpranmışlığı orada gidermiş olacaksın. Yeniden yani kanını tazeleyeceksin. Kendini tazeleyeceksin. Evet. Kur'an'la bağını yeniden güçlendireceksin. Ve böylece Ramazan ayını Kur'an okuyarak, daha çok Kur'an okuyarak değerlendirmek lazım. Evet. Ve Ramazan ayında belki yapılması gereken en önemli, belki bir numaralı şey bol bol dua etmek Mustafa Bey. Çok güzel. Ama tabii hangi şartlarda? Düşünün şimdi, haramlardan aklanmış, haramın her türlüsünden. İçkisi, kumarı, zinası, sigarası, alkolü, uyuşturucu. Yani harama bakması, haram izlemesi, haram sitelere girmesi, haram işte kanallar izlemesi falan. Haram dinlemesi, haram sadece ağızdan giren lokma değildir. Ya da kumarda üttüğün ya da üttürdüğün para değil. Faiz, sadece bankadan aldığın ya da verdiğin kredi, faiz, sadece haram bunlar değil. Haram görsel şeylerdir, işitsel şeylerdir aynı zamanda. Öyle değil mi yani? Evet, evet, evet. Konuştuğumuz, ağzımızdan çıkan ifadelerin haram olanları, bütün bunlardan soyutlanmış, ibadetle yenilenmiş, zenginleştirilmiş, güçlendirilmiş bir kul olarak bu gecelerde, yani bu Ramazan ayında en çok yapmamız gereken en önemli şey dua. Çünkü bugün bizim gerek bireysel olarak, gerek ailevi, gerek millet, ümmet olarak, insanlık alemi olarak o kadar çok dua etmeye muhtacız ki. Dua muhul ibadet. Yani el dua muhul ibadet. Dua ibadetlerin beynidir diyor. Huvel ibadet.
Eddua'u huvel ibade. Dua ibadetin ta kendisidir. Dolayısıyla dua Allah'la konuşmanın adıdır. Çok bakın ben şimdi size konuşurken Mustafa Bey diye hitap ediyorum değil mi? Evet, dua ederken ne diyoruz? Ya Rabbi. Ya Rabbi. Yani karşımda bir muhatap var. Ey Allah'ım diyoruz. Yani Allah'la konuşmanın adıdır. Dolayısıyla bu ay içerisinde çok dua etmemiz lazım. Dualarımızın kabulünün önündeki işte az önce sözünü ettiğimiz haramların tamamen kaldırılması lazım. Mustafa Bey evet. Kul hakkı evet. Vesaire. Evet. Evet. İnsan kalbini kırma, evde hanıma, anneye, çocuklara iyi davranma, güzel davranma, güler yüzle değil mi? Yani tabii, bütün tabii, bunlar tabii, tabii bizim Müslümanlığımızın kalitesi. Bugün Cuma vaazında bir şey söyledim. Onu da burada bütün seyircilerimize söylemek istiyorum. En son bitirirken söylediğim ifade şu. Dedim ki ya ben dedim bir hoca olarak, bir müftü olarak size çıkıp da şuraya ey Müslümanlar ne olursunuz namazınızı kılın. Ey Müslümanlar ne olursunuz orucunuzu tutun diye yalvarmak vallahi bana çok ağır geliyor. Ya olmaması lazım. Bugün bizim camilerimizde efendim şu televizyon programlarımızda Müslümanlara ne olursunuz oruç tutun diye yalvarmak gibi böyle bir gündemimizin olmaması lazım Mustafa Bey. Ya. Çünkü biz Müslümansak elhamdülillah Müslümanız. Evet, Rabbimizin evet. Kuluysak o zaman biz Müslümanlığımızın bir gereği olarak Rabbimizin bize sonsuz şefkat ve merhameti gereği bizi yapmamızı istediği şeyleri biz hatırlatmadan, biz yalvarmadan bizim herkesin bunu yapması lazım. Ya ne olursunuz zina etmeyin. Etmeyin, gitmeyin. Ne olursunuz içki içmeyin. Herkesin namusunu, kendi namusunuzu gibi kutsal görün diye yalvarmak vallahi bana çok ağır geliyor. Çünkü bunlar bizim Müslümanlığımızın temel olması gereken şeyleri. Yani Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Yani size gönderilen kitabın, Kur'an'ın bir kısmını kabul edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Nefsinize gelen, hoş gelen, istediği şeyleri yapıp nefsinize ağır gelen şeyleri dinden saymıyor musunuz? Bu anlama geliyor bu. Yani din bizim nefislerimize göre hareket edilmesi gereken bir din değil. Biz nefsimizi ona uydurmak zorundayız. Çok güzel. Yani biz güzel. Nefsimizi dinimize uydurmak, uyarlamak zorundayız. Hepimizin nefsi var. Hepimizin bir türlü ihtiyaçları var. Yani el var. Eyvallah. Ama Rabbimiz nefsimizin de bizim üzerimize hakkın olduğunu beyan ederek diyor ki aleyken li nefsiki hakkun. Senin nefsinin üzerinde hakkı vardır. Ama o nefsimizin hakkını verecek helallerimiz var. Yani İnşallah. Harama gitmemizi gerektirecek hiçbir çıkmaz yolumuz yoktur. Anladım. Her şey Rabbimiz helalinden o nefsimizin ihtiyaçlarını gidermeyi meşru kılmış. Dolayısıyla Mustafa Bey ben seyircilerimize namaz kılın, oruç tutun diye yine söylüyorum ama yalvarmıyorum. Tutarsan da kendine, tutmazsan da kendine. Evet. Yani namaz kılsan da kendine, kılmasan da kendine. Ama ben bir hoca olarak, bir Müslüman kardeş olarak ben buradan bunu hatırlatıyorum ama yalvarmıyorum. Şimdiye kadar yalvardık ama maalesef Ramazan ayı geldiği zaman ben çok sıkıntıya düşüyorum biliyor musunuz Mustafa Bey? Yani evet, oruç hocam. Tutmayan insanların sayısını gördükçe o kadar üzülüyorum ki. Evet. O kadar üzülüyorum ya. Sanki dersin ki Ramazan ayı değil. Ben buna çok üzülüyorum. Yani ben buna üzülüyorum bir kul olarak. Halbuki o insan oruç tutsa benim karım ne? Kazancım evet. ne? Yediği zaman ne zarar ediyorum? Hiç. Ama bir kul olarak Allah'a karşı yapılan isyanı çünkü terk edilen her bir ibadet Allah'a bir isyandır. Evet. Yapılan her bir haram, işlenen her bir haram vallahi Allah'a isyandır. Takmıyorum ben seni, kılmıyorum. Takmıyorum ben seni, zina ediyorum. İçki içiyorum, takmıyorum seni. Demenin adıdır bu. Dolayısıyla yani ben yine de dayanamıyorum. Bak diyorum namazımızı kılalım, orucumuzu tutalım, haramları bırakalım. Hakikaten nezih, tertemiz. Gıpta edilen bir Müslüman, dürüst bir Müslüman, eliyle, diliyle, beliyle, gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, gönlüyle, her şeyiyle, yaşantısıyla Allah'ın emrine ram olmuş, teslim olmuş, kaliteli bir Müslüman. Olalım inşallah bu Ramazan dolayısıyla. Şimdi Ramazan ayında ahiret bilinci dedik ya Mustafa Bey, bugün hakikaten Diyanet İşleri Başkanlığımız çok beğendim, çok hoşuma gitti. Yani Ramazan ve ahiret inancı bilinci çok güzel bir ana tema. Ramazan ana teması hocam. Şimdi Mustafa Bey bizim bugün ümmet olarak yaşadığımız bütün sıkıntıların Doğru. en büyük
en temel sebebi diyebilirim ki ahiret inancımızın zayıflamış olması. Zafiyetimiz var demek ki hocam orada. Hem de çok büyük. İnanılmaz derecede çok büyük zafiyet var. Yani bu Ramazan ayında biz yani bütün yani iman esaslarımızı, iman esaslarını, ilkelerini yeniden güçlendirmemiz lazım. Nedir onlar? Amentü İşte billahi amentü ve billah dediğimiz işte nedir? Allah'ın varlığına ve birliğine inanacaksın. evet. Bu ne demek? Ya herkes zaten inanıyor. Ya bunun anlamı şu. Sen Allah'tan başka kimseye kulluk etmeyeceksin. Çok güzel. Hiçbir yani Allah razı olsun. ne, başta nefsin olmak Evet. üzere ne siyasi partinin kulu olacaksın, ne nefsin kulu olacaksın, ne şeyhin kulu olacaksın, ne partinin kulu olacaksın, bir olan Allah'ın kulu olacaksın. Tamam, bu değerlere inanırsın, ilgin alakan olur, eyvallah. Ama sen kul olduğunu unutmayacaksın. Senin huzurunda eğilip büküleceğin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'în. Sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım isterim dediğin bir Allah'ın olduğunu unutmayacaksın. Allah'ın varlığı birliği dediğim şey bu işte. İkincisi işte meleklere iman. Ve melaiketihi ve Ve kütübihi. kütübihi. Melekler, kitaplar, işte Ve kitaplar. Resulü. Ya tamam, Kur'an'ın varlığına inanıyorum da, ama sen varlığına inanıyorsun da inandığın o Kur'an'dan senin yani ilgin alakan ne? Ne kadar okuyorsun? Şimdi mesela yeri gelmişken onu da söyleyelim Mustafa Bey. Biz hani hürmeten Kur'an'ı belden aşağı tutmayız, değil mi? Evet. Göbekten üstünde tutarız. Evet. Abdestsiz el dokunmayız, el Evet. sürmeyiz. Evet. Bu Kur'an'a karşı olan saygımızdır. Ama ne gariptir ki hürmet gösterdiğimiz, abdestsiz el sürmediğimiz, belden aşağı tutmadığımız kitabın Hiç okumayız. hiç okumayız. Yani Ne şöyle Arapçasını ne kapağını Türkçesini. kaldırıp da, ya lan bu Allah ne anlatmış burada, hele bir Ben bu okuyayım. kadar saygı duyuyorum ama ne diyor? Yani neyine saygı duyuyorsun ya? Neyine saygı duyuyorsun o zaman sen? Dolayısıyla burada onu da söyleyelim. Yani Kur'an'a karşı gösterilmesi gereken en büyük saygı Okumak. okumaktır, Anlamak. anlamaktır. Amel etmek. Onun emrettiği şekliyle yaşamaktır, amel etmektir. Yani bu şuna benzer. Yani babanın, hocanın bir büyüğünün yanında bacak bacak üstüne atmakta, yani bu ya saygın gereği bacak bacak üstüne atmıyorsun, sigara içerken işte saklıyorsun filan. Ama hayati önem taşıyan meselelerde yani aklın yermez senin, sen sus. Sen karışma benim işime. Çok güzel. Otur köşene. Allah aşkına bu bacak bacak üstüne atmamak ya da sigara içmemek ya da ne bileyim buna benzer hani basit gösterdiğimiz saygı dediğimiz şeyler var ya. Ya bunun ne anlamı var o zaman ya? Dolayısıyla bizim Kur'an'ı abdestsiz tutmamız, belden üstte tutmamız, Kur'an'a karşı olan saygımız bunun gibi yani günümüz itibariyle. Bu Evet. şekilde. Böyle bir saygı yok, öyle bir şey yok Mustafa Bey. Yani Okumamız gerekiyor okumamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor. hocam. Yani biz eğer hayatta bir şeylerin bağımlısı olacaksak, ya biz Kur'an bağımlısı olmamız lazım. Yani Kur'an Çok okumadığımız güzel. zaman biz strese girmemiz lazım. Rahatsız olmamız lazım hocam. Mesela nasıl diyelim, Bugün Kur'an beş okumadım. vakit namazı kılmadın, yani bir vakit namazı geçirdiğin zaman nasıl böyle insan üzülüyor, strese giriyor. Sabah namazına güneş doğmadan önce kılamayıp kalkamadığında nasıl böyle mahcubiyet duygusu oluyor değil mi Evet, insanda? evet, Ya evet, nasıl evet, oldu evet, ya evet. diyorsun, kendini suçluyorsun filan. İşte bizim de hepimizin de o gün Kur'an okumadığımız zaman, bir kardeşimize, bir çevremize bir Kur'an ayeti sosyal medya aracıyla ulaştırmadığımız zaman Bir eksiklik bir hissetmemiz lazım. eksiklik Bir hissetmemiz lazım. rahatsızlık duymamız Sinir, lazım. yani böyle hani bunalıma girmemiz lazım. Bravo. Aynen öyle. Dünyalık işlerde mesela işimiz gitmiyor mu? Bir şey mi Para kızdık? gelmeyince bunalıma Otur. giriyoruz hocam. Para. Maalesef, maalesef. İşte o bizim aslında Müslümanlık da kalitemizin seviyesini gösteriyor Mustafa Bey. Dolayısıyla Mustafa Bey, burada Kur'an'ı ihmal edemeyiz. Yani Kur'an hayatımızın hiçbir yerinde ihmal etmeyeceğimiz çok önemli bir değerdir. Çünkü Ramazan ayı olma şerefini Kur'an'dan kazanmış. Dolayısıyla ben hatta bir daha bir şey söyleyeyim. Yani bu Kur'an'la alakalı. Bugün bu ümmetin şu anda bütün Müslümanların huzursuz, tedirgin, işte bazı bölgelerin kan gölü haline gelmiş Bravo olmasının, hocam. Aynen. işte kazancımızın bereketi olmuyor, ömrümüzün bereketi yok, evde huzurumuz yok. O kadar lükse rağmen, o kadar zenginliğe rağmen işte huzursuzuz, mutsuzuz, Veya dünyaya çıkalım hocam. İşgal altındaki İslam İşgal ettiğin toprakları. yani oralar işte o şekilde. Bütün bunların ben temel sebebinin en başta iman işte zafiyeti ve ona bağlı olarak zaten şey Kur'an'dan uzak kalışımız Kur'an'ı diyorum. ihmal ettik. Hocam bunun yani bu kadar nasıl kesin konuşuyorsun? Bunu ben söylemiyorum, Rabbim söylüyor. Taha suresindeki ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Ve men a'rada an zikri, kim benim zikrimden, zikir dediği nedir o da? Kur'an'ım.
Öyle değil mi? Kur'an'ım. Evet. Kur'an'ın bir diğer adı zikirdir. Evet, evet hocam. Kim benim Kur'an'ımdan, kitabımdan, kelamımdan yüz çevirirse, hayatını dışına atarsa, evet, ya da onu sadece sevap kazanmak amacıyla ya da ölülerin arkasını okumak amacıyla okursa, fe inne lehu ma'işeten danke, onun için bunaltıcı bir hayat vardır diyor. Sıkıcı, huzursuz bir hayat. Evet. Ele, hemen bu ayetin şeyini karşılığını okuyalım. Ele bi zikrillahi tatmainnul kulub. Eğer huzur istiyorsanız, mutluluk istiyorsanız, refah istiyorsanız, hayatınızda, evinizde, iş yerinizde, ticaretinizde, her şeyde huzur arıyorsanız, biliniz ki bu ancak bi zikrillah. Bakın, kim zikrimden yüz çevirirse bunaltıcı hayat var. Kalpler ancak Allah'ı zikirle, yani zikrimle, Kur'an'la huzur bulur. Eyvallah. Yani. Ne yaptı? Örtüştü mü ayetler şimdi? Örtüştü. Çok güzel örtüştü. Birbirini açıkladı, tefsir etti. Aynen öyle oldu. Şimdi gelen Mustafa Bey şeye, yani işte meleklere, kitaplara, levmil ahir, ahiret gününe. Şimdi burada belki şu söyleyeceğim şeyi söylesek bu konuyla alakalı o bile yeterli. Mustafa Bey, ahiret dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Cennet, cehennem, ama onun öncesinde işte mizan, değil mi? Evet, yani sıra, amellerimiz tartılacak. Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz bu dünyada yaptığımız, evet, bütün şeylerimizden. Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Hesabın neticesinde yani mahkeme kurulacak bizim orada. İşte eleysallahu bi ahkemil hakimin. Hakimlerin en adilinin huzuruna çıkacağız. Ve orada Rabbimizin huzurundaki yapılan yargılama neticesinde ya da işte bizim bu dünyada yaptığımız şeyin muhasebesi, yani muhasebesi yapılacak, hesap yapılacak. İkra kitabek kefe bi nefsike levme aleyke hasibe. Kitabını oku. Bu dünyada yani ahirette hesabını görecek olan kişi olarak sen kendine yetersin. Yani otomatik. Hani marketten bir şey alıyoruz. Geçirken ne yapıyor? Değil mi? Optik okumaya gösterdiği zaman tak okuyor, hemen sisteme görünüyor. Ekranda çıkıyor. Bizde de her şeyimiz ortaya konulacak. Hesabımız yapılacak. Kefe bi nefsike levme aleyke hasibe. Hesap görecek olarak kişinin kendisi kendisine yetecek. Orada hesap bittikten sonra İşte artık amelin nereye tutuyorsa oraya atanacaksın. Cennet ya da cehennem. Başka üçüncü bir seçenek de yok. Dolayısıyla ahiret dediğimiz zaman biz bunu anlıyoruz. Yani buna inanmak zorundayız. Ha bugün şunu da söyleyelim. Bugün kalkmış birileri sırat yok, hesap yok, şefaat yok, cehennem yok, cennet yok, cehennem yok. Ya sen kime hizmet ediyorsun Allah aşkına? Sen neye hizmetin peşindesin sen ya? Yani sen Kur'an'ın güya, Kur'an'ın peşinden, Kur'an'a sığınaraktan hadisleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı itibarsızlaştırmaya, yalanlamaya çalışıyorsun. Ya sana kim bu talimatı verdi? Hangi efendim sana bu talimatı verdi? Amerika mı, İsrail mi? Güzel. Hakikaten yani git Müslümanların ahiret inancını zayıflat. İman inancını sen zayıflat. Kafalarına şüphe sok. Talimatını sana hangi efendim verdi? Kaç lira alıyorsun bunun karşılığında? Sana ne vaat ettiler? Sana efendim. Önüne ne koydu senin? Ne koydu ya? Ya sen Allah aşkına bugün ümmet imanını kaybetmiş, efendim zina almış başını gitmiş, zinanın dışında nice sapkınlıklar had safhada, faiz dersem o kadar yükselmiş, Allah din iman bir şey kalmamış, gençlik farklı bir mecrada yüzüyor. Bütün bunları sen bırakmışsın ama efendilerin verdiği işte Müslümanların kafasına şüphe sokacaksın, talimatını geleni yazıklar olsun sana ya. Allah seni hak ettiğini versin. Amin. Yani şimdi biz hep diyoruz ya misyoner, misyoner, misyoner diye işte Hristiyanlığı aşılamaya çalışıyorlar, dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Vallahi en büyük misyoner bunlar Mustafa Bey. Vallahi Allah en büyük misyoner bunlar. Allah. Dolayısıyla yani güya biz Kur'an'dan başkasını kabul etmeyiz diyenler Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği şefaat meselesi مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِإِذْنِ onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Ayet-i kerimesini يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ ف۪يهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاءَ Yani ey iman edenler, size verdiğimiz nimetlerden ömrünüzü, çoluğunuzu, malınızı, mülkünüzü kendisinde hiçbir alışverişin olmadığı, yani şunu vereyim de beni kurtar diye böyle bir alışverişin olmadığı, bir ticaretin olmadığı, alışverişin, dostluğun olmadığı, annenin oğlundan, oğlun annesinden, kişi sevdiklerinden kaçtığı o günde ve diyor ki onun izni olmadan hiçbir şefaatçinin şefaat etme hakkının olmadığı bir gün gelmeden önce Allah yolunda infak edin diyor. Yani Allah'ın size verdiği imkanları değerlendirin. Şimdi şefaati inkar eden bir adam bu ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyor. Bu ayetleri inkar etmiş oluyor. Bunun gibi daha birçok ayet-i kerime var. Hesap var. Hasibu enfusekum kablen tuhasebu. Mesela bu hadistir ama
Buna benzer daha bununla ilgili bir sürü ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla Mustafa Bey, bunu da söylemiş olduk. Yani Allah onları ıslah etsin. Amin. Eğer ıslah mümkün değilse Rabbim hak ettiklerini versin. Amin. Yani ya sen kimden emir alıyorsun ve kime hizmet ediyorsun? Ya sen nesin ya? Sen nesin? Allah inşallah gerçekler hakikati görmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi sadece şunu söyleyeyim Mustafa Bey. Cennet cehennem var mı? Var, var değil mi? Var. Anladım. Var. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok anlatıyor ki cenneti, cehennemi o kadar çok anlatıyor ki. Çok, o kadar. Şimdi cennete neyle gidileceğini de biliyoruz. Cehenneme de neyle gidileceğini biliyoruz. Evet. Peki şimdi burada biz evlerimize çelik kapı taktırıyoruz. Sitenin, oturduğumuz apartmanın, iş yerimizin her tarafa kameralar taktırıyoruz. Evet. Mobeseler koyuyor devlet değil mi? Güvenlik kameralar takıyor. Mobeseler takıyor. Evet. İşte uydudan izleniyoruz falan. Evlerimize birinci kat, ikinci katlarımıza, pencerelerimize korkuluk demirler takıyoruz değil mi? Evet. Araçlarımıza işte alarm taktırıyoruz. Garaj yaptırıyoruz. İşte yani işte kuyumcular bizim yani bilmediğimiz, nasıl olduğunu bilmediğimiz çok böyle değişik tedbirler, önlemler alıyor. İşte çelik kasalar vesaire. Bütün bunlar ne için? Var olan hırsızlık tehlikesine tedbir. Karşı bir tedbir amacıyla yapıyoruz değil mi biz bunları? Evet, evet. Yani eğer ben dükkanımı açık bırakırsam adam 10 dakika sonra soyacak. Soyar hocam, soyar. Yani senin yolda giderken cebini işte çekip alıyor. Var olduğundan emin olduğumuz tehlikeye karşı tedbir amaçlı biz çelik kapı taktırıyoruz. Alttan üstten işte şifreli kapılar taktırıyoruz. İşte güvenlik kameralar taktırıyoruz. Var olduğundan emin olduğumuz bir tehlikeye karşı. Bunlar tedbir. Peki var olduğundan emin olduğumuz cehennemden kurtulmak için ne yapıyoruz Mustafa Bey? Eğer varlığından eminsek Amenna. Tedbir almamız lazım. Amenna. Ortada alınan tedbir ne? Var mı bir şey? Allah yok. Yok. O zaman sen yani dille cehennem var diyorsan yaşam tarzı itibariyle bu işte ihmalkarlığın ya da önemsememen, gerekli tedbirleri almaman durumuyla sen onun yokluğunu kabul ediyorsun o zaman. Yok diyorsun ya, böyle bir şey yok. Evet. Yani bak, var olduğundan emin olduğun şeye tedbir alıyorsun. Tehlikeye karşı tedbirini alıyorsun. Peki var olduğundan emin olduğun cehennemde yani vel yevmil ahiri, ahiret gününe eğer iman ediyorsan o zaman niye içki içiyorsun? Niye namaz kılmıyorsun? Niye zina ediyorsun? Niye kul hakkı yiyorsun? Niye Müslüman kardeşini katledip ve onunla kavga ediyorsun? Niye küsüyorsun? Niye hırsızlık yapıyorsun? Niye faiz çekiyorsun? Faiz yiyorsun ya da faiz ödüyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Niye gıybet ediyorsun? Niye iftira atıyorsun? Değil mi? Daha niye bir sürü şey var. Niye şans oyunları oynuyorsun? Niye at yarışı oynuyorsun? Niye işte yani o kadar çok şey var ki. Niye oruç tutmuyorsun? Niye başını kapatmıyorsun? Niye çırılçıplak geziyorsun? Yani var olduğundan eminsen o zaman bunların hiçbirisi olmaması lazım. Ya da olması gerekenlerin hayatında olması lazım. Cennet var mı? Var. Peki cennete gitmek için ne yapıyorsun? Yani cehenneme götürecek şeyleri terk etmen lazım. Cennete götürecek şeyleri yapman lazım. Ve bugün biz toplum olarak en cahil bir Müslüman bile Mustafa Bey, içkinin, zinanın, anaya babaya karşı gelmenin, kul hakkının, yalan söylemenin cehenneme götürecek en önemli şeyler olduğunu hepimiz biliyoruz. Biliyoruz. Namaz kılmanın, oruç tutmanın, iyilik ve ihsanda bulunmanın, insanlara güzel ahlak sahibi, güzel ahlakla muamele etmenin, annenin babanın rızasını almanın, kardeşliğin, sevginin, dayanışmanın, bütün bunların da cennete götüreceğini biliyoruz. O zaman ya bu toplumda niye bunlar yok? Cehenneme götürecek o kadar çok şey var. Bakın içki had safhada, az önce söyledik. Evet hocam. İçki yani ülkemizin sadece Mersin değil, ülkemizin neresine giderseniz gidin her biri 100 metrede, her biri 200 metrede bir alkol satan, içki satan yer var. Tamam, evet. Bu arz talep meselesi bu. Öyle değil evet, mi yani? Evet, evet. Talep olmasa herhalde bunlar açılmaz. Hocam başka programlarda yine bunları işleyelim. İnşallah. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonlarına geldik. Cümlelerinizle kapatalım evet, inşallah. Şimdi ahiret bilinci dediğimiz zaman işte Mustafa Bey, bu Ramazan ayında bizim bu söylediklerimizde inşallah birçoğumuzun, bizi dinleyen kardeşlerimizin gerçekten hani
Aa ya ben hakikaten böyle olduğunu ben hiç düşünmemiştim gibi böyle bir İnşallah. kendine gelmesine, İnşallah. İnşallah hocam. silkelenmesine vesile olur. Kurtuluruz. Çünkü Ramazan, sadece Ramazan'da ben oruç tuttum. Yani aç kaldım, susuz kaldım. Ya diyet yapacaktım. Tam da iyi denk geldi Ramazan. Yürüyüş yapacaktım falan. Yani hani rubbe telin yel anhul Kur'an var ya. Nice Kur'an okuyanlar vardır ki okuduğu Kur'an kendisine lanet eder. Allah'ım. Yani tuttuğumuz oruçta yani Rabbimizin razı olacağı bir oruç olsun. İnşallah, Hadis-i inşallah. şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben. Kim ecrini, mükafatını, karşılığını sırf Allah'tan umarak, riyadan, gösterişten, işte şundan bundan uzak durarak orucu tutarsa gufira lehu ma takaddeme min Dönemin zenbi. Günahlarından, bütün günahlarından aklanmış olur. Hadisinin müjdesine nail olarak Amin. şu Ramazan ayından analarımızdan doğduğumuz günkü gibi bir amel defteriyle çıkmayı Amin. ve yaptığımız dualarımız neticesinde özellikle şu Filistin'deki yaşanan vahşetin, Suriye'deki, Doğu Türkistan'daki bütün Amin. yani Amin. yaşanan zulümlerin son Amin. bulması temennisiyle Allah razı olsun huzur ve hocam. barışa vesile olması dileğiyle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Başta sağ talihiniz olmak üzere. Allah razı olsun hocam. Bir başka programda tekrar buluşmak İnşallah, dileğiyle inşallah inşallah. Mustafa Bey. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.